Herkese merhaba, ben Ayazgem TR kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dream League Soccer'da gene zorlu bir mücadele bizi bekliyor arkadaşlar. Küresel Mücadele Kupası finalinde, yarı finalinde Chelsea'ye karşı bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Bu arada çok güzel transferler yaptım arkadaşlar. Yani videoyu izleye izleye kasa kasa bu parayı yaptım. Ve sizlere güzel transferler yaptım arkadaşlar. Sizlere göstereyim. Şurada arkadaşlar Memphis Depay'ı aldım. Şuradan hızı 90, hızlanması 91. Jose Maria Callejon'u aldım arkadaşlar. Gene hızı 90. Marcus Rashford'ı, Dani Alves. Rashford zaten kaptan olarak seçmiştim. Ve Dani Alves arkadaşlar. Niye video çekmediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Rakipler çok kolay. Kin Marlock tarzı rakipler geliyordu. Ben de oyuncuları transfer ettikten sonra sizlere karşı Chelsea maçında oynatmak istedim arkadaşlar. Formalarımı Juventus forması yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, Juventus forması sanki daha iyi olacak ama şu Manchester'ın beyaz formaları da fena değil arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç bizi bekleyecek. İyi transferler, ilk mücadelem. Yani umarım olumlu bir şeyler olur arkadaşlar. Yalnız şu stat harika gözüküyor arkadaşlar. 2018'de Dream League Soccer 2018 arkadaşlar. Stat görünümü ne bir değişiklik de bekliyorum. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bu arada Aspikuleta'yı 94 yapmışlar. Yani resmen oha diyorum arkadaşlar. Ve maça da başladık. Şimdi bir top kaybıyla başladık arkadaşlar. Bu arada şarjımız da azalıyor. Şimdi arkadaşlar Pisane araya girdi. Pasını aktardı Memphis Depay'a. Memphis Depay çok güzel pas Kane'e doğru. Şimdi Kane gol olur mu? Kane şimdi döndü etrafında. Güzel orta gol getirir. Memphis Depay'a uzak bir top oldu arkadaşlar. Tek başıma gidemezdim çünkü oyuncu arkamdaydı. Şimdi Courtois ikon kafayı vuramadı. Jose Maria Callejon araya giremedi. Şimdi Swivel topu aldı ancak faulü yapan oyuncu oldu. Şimdi Eden Hazard içeriye mi orta, kaleye direkt bir şut. Eitimov'a geldi. Şimdi Eitimov hızlı bir şekilde pasını aktardı Dani Alves'e. Şimdi Dani Alves N'Golo Kante'den sıyrıldı. Topu önüne aldığı gibi gidiyor. Çok uzun bir pas Kane'e doğru. Offside yok. Kane çok güzel şekilde önüne aldı. Şimdi bir aşırtma. Yani Courtois çok güzel bir kurtarış yaptı. Ondan sonra ise şimdi Jose Maria Callejon iyi orta gol getirir. Callejon iyi orta gol getirir. Callejon. Rashford. Yani dediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Jose Maria Callejon çok güzel bir orta. Bomboş pozisyonda. Rashford golü atıyor ve Diego Costa ile Santra'yı yapacak arkadaşlar. Şimdi N'Golo Kante kaptırdı. Kane yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Şimdi McFeeds'in Marcus Rashford'a bir gol daha gelir mi? Marcus Rashford. Arkadaşlar dakika 24. Gerçekten çok güzel bir ara pastı ve güzel bir gol. Marcus Rashford'dan Courtois'un üzerinden skoru 2-0'a getirdi. Yani biraz rahat geçiyor diyebilirim. Şimdi Cesc Fabregas, Memphis Depay, eski Manchester'lı Depay. Şimdi Jose Maria Callejon, Memphis Depay çok güzel bir şekilde sıyrılmayı denedi ancak araya giren David Luiz. Şimdi Moses'tan topu alan Memphis Depay. Depay girdiği gibi vurdu. Kaleci Courtois topu alan oyuncu kaleci. Şimdi Courtois'un degajı, bakalım Pisane kafayı vurabilecek mi? Diego Costa göğsüyle indirdi arkadaşlar. Yani şaka gibi. Uzun topu göğsüyle indirdi. Şimdi Rashford'a doğru. Rashford. Yani Rashford Memphis'in önüne asmaya çalıştı ancak olmadı. Bu arada Jose Maria Callejon'u sağda oynatsam sanki daha iyi olacak gibi. Şimdi David Luiz. Çok basit bir hata. Gol gelir mi? Jose Maria Callejon diyecektim ama Courtois topu alan kale. Şimdi Dani Alves. Sak kesti. Gol gelir mi? Gelmedi. Şimdi ikon. Şimdi Dani Alves. Swivel. Callejon pasını aktardı. Memphis Depay'a. Depay gol gelir mi? Top Courtois'da kaldı. Şimdi Pisane indirmeye çalıştı. Eden Hazard. Cesc Fabregas. Arkadaşlar ilk yarı 2-0'lık bir üstünlükle tamamladık. Manchester City'nin de 1-0'lık. Yani inşallah rakibimiz de City olur. Şimdi Cesc Fabregas. Kane. Çok güzel pas Memphis Depay'a. Depay Moses'tan sıyrılabilecek mi? Sıyrılamadı. Şimdi Rashford. Kane'den kurtardı. Marcus Rashford'un şutu.
Kurtuva geniş karşı. Arkadaşlar çok aşırtma deniyorum. Uzaktan şutlar da deneyeceğim. Şimdi Kane ortaladı. Memphis Depay. Gelmedi. Swivel. Kennedy'ye bıraktı. Kennedy'den Dani Alves'e. Dani Alves. Kane'e bıraktı. Şimdi Kante McFeeds'ına. Depay sıyrılamadı. Şimdi Ikon. Nemanja Matić'ten çok güzel pas. Şimdi Jose Maria Callejon. Nemanja Matić. Pardon. N'Golo Kante. Moses'ta sıyrılamadı. Bu arada Moses'ın defansı da harika arkadaşlar. Yani bildiğiniz top bırakmıyor. Gene Moses. Şimdi Nemanja Matić hata yapar. Victor Moses hatayı yapan oyuncu. Şimdi Kane'e gelir mi? Gelmedi. Loftus-Cheek. Arkadaşlar bayağı bir saldık oyunu. Şimdi Memphis Depay. Geriye döndü. Memphis Depay. Yani arkadaşlar ne yaptığımı gerçekten ben de bilmiyorum. Şimdi güzel pas Marcus Rashford'a. Rashford sıyrılamadı. Şimdi Pisane. Victor Moses. Callejon. Topu alabilecek mi? Memphis Depay'a. Gelmedi arkadaşlar. Bayağı bir çetrefilli bir oyun oldu. Şimdi ilk 10 biraz oyunun yönünü açalım arkadaşlar. Yani bayağı sıkıntı yaşıyoruz çünkü oyunu açmakta. Şimdi çok güzel pas ikona. Yani oradan vurmayı denedi ya adam. Şimdi bıraktı Kane. Offside var mı? Offside yok. Şimdi Rashford. İçeri ortaladı. Memphis Depay. Vuramadı. Ses Fabregas. Şimdi Jose Maria Callejon. Çok güzel bir şekilde sıyrıldı. Callejon'un şutu. Kurtuva çıkardı arkadaşlar. İkinci yarı bildiğiniz orada geçti ama bayağı sıkıntılı geçti. Şimdi Kennedy golü atar mı? Üst direkten döndü. Çok ilginç bir pozisyon oldu ve üst direkten döndü. Nemanja Matić'ten önce yetişebilecek mi? Yetişti arkadaşlar. Jose Maria Callejon. Şimdi pasını aktardı Memphis Depay'a. Depay. Arkadaşlar Moses'u bir türlü bugün geçemedik. Ve 2-0 bir galibiyet oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir galibiyet. 8 şut attık. İkinci yarı biraz sıkıntılı geçti ama zorlu mücadeleyi de kazanmayı başardık arkadaşlar. Buradan transferlere bakalım. Alabileceğim oyuncu varsa sizlerle birlikte almayı düşünüyorum arkadaşlar. Fernando Muslera var arkadaşlar kaleci pozisyonunda. Zannedersem onu video kasarak alacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte Akademi Kümesi maçını oynamayı düşünüyorum. Guelph Eagles'e karşı. Onun videosu da yarın ya da diğer gün gelebilir arkadaşlar. Lütfen beklemede kalın. Bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.